Merhabalar. Bugün sizleri gizem ve duygularla dolu bir masalın içine davet ediyorum. Gizemli Miras. Yağmurlu bir akşam, Ece, büyük büyük annesinden kalan eski konağın önünde duruyor. Elindeki yıpranmış anahtar, ona ait olmayan ama geçmişteki bir sırra açılan kapıyı temsil ediyor. Bu konak, kötü anılarla dolu olsa da Ece'nin içinde onu keşfetme arzusu kabarıyor. Konağın kapısını açtığında karşılaştığı sessizlik ve sırlarla dolu anılar onu bir maceranın içine sürüklüyor. Ece büyük büyük annesinin sakladığı sırları öğrenmek için cesaret bulacak mı? Hazırsanız bu gizemli yolculuğa başlayalım. Gizemli Miras Eski, kasvetli bir konağın önünde durmuş, yağmurun altında ıslanmakta olan Ece, bir an için geri dönmeyi düşündü. Elinde tuttuğu yıpranmış anahtar, büyük büyük annesi Feriha Hanım'dan kalan bu eski konağın kapısını açmak için bekliyordu. Ece bu konağı çocukken sadece dışarıdan görmüştü. Annesi konağın kötü anılarla dolu olduğunu söyleyerek hep uzak tutmuştu onu. Yine de büyük büyük annesinden miras kalan bu gizemli konak hakkında bir şeyler öğrenmek istiyordu. Merdivenleri tırmanırken soğuk ve karanlık hava omuzlarına ağırlık yapıyormuş gibi hissetti. Hava iyice kararmış, Konağın ağır ahşap kapısı ise Ece'nin önünde devasa bir heyula gibi dikiliyordu. Anahtarı kilide yerleştirdiğinde eski metalin çıkardığı tiz sesi yankılanarak konağın içindeki sessizliği bölmüş, Ece'nin omuzlarında bir ürpertiye neden olmuştu. Kapıyı aralayıp içeri girdiğinde nemli ve toz kokusu yüzüne çarptı. Tavan arasından gelen yağmur damlalarının ritmik sesi konağın ürkütücü sessizliğine eşlik ediyordu yüksek tavanlı giriş holü, devasa avizeler ve asılı portrelerle doluydu. Ece'nin gözleri duvarda büyük büyük annesinin gençlik portresine takıldı. Genç kadının gözlerinde gizemli bir hüzün vardı. Sanki yıllar öncesine ait bir sırrı saklıyormuş gibi bakıyordu. Ece konağın içinde ilerlerken, büyük büyük annesinden kalan bir günlük bulmak ya da ona dair bazı hatıralar toplamak istiyordu. Salonun köşesindeki ağır antika bir masanın çekmecesini açtığında içine itina ile yerleştirilmiş bir mektup buldu. Mektubun zarfı sararmış ve köşeleri yıpranmıştı. Üzerinde titrek bir el yazısıyla Ece'ye gelecekteki torunuma yazıyordu. Bu, büyük büyük annesi Feriha Hanım'dan ona hitaben yazılmış bir mektuptu. Ece mektubu titreyen ellerle açtı çünkü bu kadar kişisel bir mirasla karşılaşacağını hiç düşünmemişti mektubu okumaya başladığında Feriha Hanım'ın sesi adeta kulaklarında yankılanıyordu. Sevgili Ece, eğer bu mektubu okuyorsan büyük ihtimalle ben artık bu dünyada değilim ve bu konağın yükünü sana devretmiş bulunuyorum. Bu ev ailemizin geçmişinin olduğu kadar geleceğinin de kilididir. Sakladığım sırların yükü senin omuzlarında. Fakat bu sırları açığa çıkarmak sadece cesareti olanların yapabileceği bir iştir.'' evin bodrumunda seni bekleyen bir kutu var. Bu kutuyu bul ve içindeki gerçeği öğren. Ama dikkat et, bazı sırlar gün ışığına çıkmak için çok ağırdır. Ece'nin kalbi hızla çarpıyordu. Bir an duraksadı çünkü mektubun içinde saklanan bu gizem onu ürkütüyordu. Ancak büyük büyük annesine verdiği bir söz gibi hissettiği bu sorumluluktan kaçmak istemedi. Derin bir nefes alarak bodruma inen merdivenleri aramaya koyuldu konağın eski ahşap merdivenlerinden inerken her adımı yankılanıyor. Sessizlik içinde daha da ürkütücü bir hale geliyordu. Bodrum kapısını açıp loş bir ışıkla aydınlanan odaya girdiğinde, bir köşede duran eski demir bir sandık dikkatini çekti. Sandığın üzeri tozla kaplanmış, üzerindeki eski kilitse yıllardır hiç açılmamış gibiydi. Bir süre kilidi nasıl açacağını düşündü. Etrafında bir anahtar ya da aleti yoktu. Fakat büyük büyük annesinin anahtarı cebindeydi. Bir denemek istedi ve büyük büyük annenin verdiği anahtarı kilide yerleştirdiğinde bir klik sesiyle açıldığını duydu. Sandığı açtığında içeride eski püskü bir defter, birkaç fotoğraf ve koyu kırmızı kadife bir kese buldu. İlk olarak fotoğraflara baktı. Fotoğraflarda büyük büyük annesi Feriha Hanım genç bir adamla beraber mutlu görünüyordu. Ancak bu adam Ece'nin büyük büyük babasına hiç benzemiyordu. Bu adam kimdi? Fotoğrafların arasından çıkan notta sadece affet beni, berk yazıyordu. Kimin affını istediği ise muammaydı. Ece, kadife kesenin içinde ne olduğunu merak ederek elini içine daldırdı. İçinde altın bir kolye, bir mektup ve eski bir anahtar daha buldu. Mektubu açtığında mektubun Berk adında bir adama yazıldığını fark etti. Yazılanlara göre Feriha Hanım'ın hayatında başka biri olmuştu. Ancak bu ilişki toplumun katı kuralları sebebiyle bir sır olarak kalmış ve Berk'i terk etmek zorunda kalmıştı. Feriha Hanım'ın hayatı boyunca taşıdığı bu sırrın acısını hisseder gibi oldu Ece. Mektup şöyle devam ediyordu. Berk, seni terk ettiğim için bana kızmanı anlıyorum. Ailemin onurunu korumak uğruna sana ve kendime ihanet ettim.'' Ancak kalbimdeki yerin hiçbir zaman değişmedi. Her zaman seni düşündüm. Fakat yollarımızın tekrar kesişmesine izin vermediler. Bu kolye bana senden kalan tek hatıra. Eğer bir gün torunlarım bu sırrımı öğrenirse, kalbimin gerçekte kim için çarptığını bilmelerini isterim. Ece'nin gözleri dolmuştu. Büyük büyük annesi hayatı boyunca aşkını gizlemek zorunda kalmış ve bu aşkı hiç kimseyle paylaşamamıştı. Ece şimdi büyük büyük annesinin ona bu mirası bırakmasının nedenini daha iyi anlıyordu. Ailesinin geçmişini, yüklerini ve aşklarının bedelini bilmesi için. Kendi köklerine ait bu sırrı öğrenmek, Ece'nin hayata bakışını da değiştirecek gibiydi. Ece elindeki kolyeyi sıkıca tutarak konağın sessizliğinde bir süre düşündü. Feriha Hanım'ın aşkı gizlenmiş, unutulmuş ama yok olmamıştı. Bu konağın her köşesi bu aşkın izleriyle doluydu. Belki de ailelerinin geçmişinde gizli kalmış bu hikaye, Ece'nin kendi hayatındaki eksik parçayı bulmasında ona bir yol gösterici olacaktı. Sandığın içindeki eşyaları toparladıktan sonra konağın çıkışına yöneldi. Artık konağı terk etme zamanıydı ama kalbinde bir şey değişmişti. Ece büyük büyük annesinin mirasını koruma ve onu onurlandırma sözü vererek konağın kapısını arkasından kapattı. Yüzyıllardır saklı kalan bu sır artık onun bir parçasıydı ve Feriha Hanım'ın aşkı sonsuza dek unutulmayacaktı.